Ordunu topla gel, ordunu. Tüm ordunu topla gel. İster mumosunu al, ister katil palyaçosunu al, ister deli hemşiresini al, ister balcısını al. Hepiniz gelin oğlum, topunuz gelsin. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok efsane bir videoyla karşınızdayım. Ve şöyle bir şey var. Geçen videoda bayağı korkmuştunuz, evet. Deli hemşire videosu çekerken bana video atmıştı. O videoda şu arkamdan benim fotoğraflarım ve videom çekilmişti. Gerçekten çok korkmuştuk hep birlikte. Ve videonun sonuna gelmiştik o videoda. Daha da uğraşmamıştık deli hemşireyle. Fakat neler oldu, neler bitti bu videoda hepsini anlatacağım. Ama size ondan önce bir şeyler söyleyeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemiyorsunuz. Ben analizlerine bakıyorum videonun. Yani videoyu sıkıcı mı yapıyorum anlamıyorum ama videoyu sonuna kadar izlemiyorsunuz abi. Yani yarıda çıkan var. Sonra ilerletip sardırıp mesajlaştığımız kısma gelen falan var. Böyle yapmayın arkadaşlar. O zaman videolarımız önerilmiyor. Videoyu dikkatlice sonuna kadar izleyin ki videoda ses çıkarsa ya da bir şeylere, bir evin içinde bir şeyler olursa bana bunları söyleyin. O yüzden videoyu sonuna kadar kesinlikle izlemeyi unutmayın. Ve elimin üzerinde çıkan Instagram hesabımdan beni takip etmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Orada da canlı yayınlar falan yapıyoruz. Kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Bugün efsane bir videoyla karşınızdayım. Bugün neler yapacağız? Birazdan hepsini anlatacağım. Biliyorsunuz geçen de Baldi geri dönmüştü. Deli Hemşire'nin videosunda Baldi ile sevgili olmuştur. Hatta karısı olmuş bildiğiniz. Berke'nin videosunda da izlemiştik. Arkadaşlar ben yine her zaman olduğu gibi telefonumun ekran kaydını başlattım. Bugün Joker'e mesaj atacağız. Joker'i biliyorsunuz, o Harley Quinn diye mi okunuyordu abi? Onun bir şeyi var ya. Onun sevgilisi, yani onun boyfriend'i Joker'e mesaj atacağız. Joker biliyorsunuz bizim bildiğimiz Joker öldü. Yani gerçekten öldü bizim bildiğimiz Joker, ama farklı bir Joker daha var. Bu farklı Joker kim? Kim abi bu farklı Joker? Hepsini bu videoda göreceğiz. Şimdi ben mesaj atacağım Joker'e. O bu arada lan Siri açıldı. Joker bana mesaj attı. Bir şey diyeceğim. Bak Joker mesaj attığında ne haber lan YouTuber bozuntusu yazmış. Bir şey diyeceğim. Joker benim numaramı nereden biliyor? Joker benim telefon numaramı nereden biliyor? Ve ben neden Joker dediğimde Siri çalıştı? Siri neden çalıştı? Abi çok tuhaf işler oluyor. Şu an yan tarafta görüyorsunuz zaten ekranı. Bak Joker benim telefonumu bulmuş. Ne haber lan YouTuber bozuntusu diyor. Şimdi Joker'in nasıl biri olduğunu ben size söyleyeyim arkadaşlar. Joker çok alaycı, dalga geçen bir karakter. Öyle biri. Normalde Joker ölmüştü. Hatta internette araştırırsanız Joker'in öldüğüne dair kanıtlar bulabilirsiniz. Fakat bu Joker farklı Joker. Nasıl anlatacağım size bilmiyorum ama şimdi biz buna bir cevap verelim. Efendim? Söyle Joker diyelim ya da. Söyle Joker. Ne istiyorsun? Numaramı sen nereden buldun? Buldum değil, buldun. Hah. Benim artık yazma sıkıntım var biraz da. Bir söylenti duydum, doğru mu? Ne söylentisi? Abi bir şey diyeceğim. Neden ben her şeyi bulur, her şeyi görürüm? Tövbe estağfurullah. Şimdi bir şey diyeceğim de. Yani şey misin sen? Neyse söylemeyeceğim de. Niye böyle bir şey söyledi bana? Bir söylenti duydum falan. Neyse bekleyelim, bir şeyler yazıyor. Arkadaşlar bu arada dostlarıma, arkadaşlarıma kafa tutuyor, onlarla uğraşıyormuşsun. Abi yemin ederim size bir şey diyeceğim. Kime bulaşsak, bak yemin ediyorum bak. Bir aralar bir karakterle uğraşıyorduk, şu an yasaklandı. Onun arkadaşı Baldi'ydi. Baldi ile uğraşıyoruz, kurt adam geliyor. Kurt adamla uğraşıyoruz, başkası geliyor. Deli hemşiresi bitmiyor. Joker'i bitmiyor, Jason'ı bitmiyor. Hepsi bizle. Hepsi beraber abi bunları. Kimmiş senin dostların? Anlamıyorum. Niye bana sarıyorsunuz ki? Bir de hepsi arkadaş abi bunların. Hepsi arkadaş, bize sarıyorlar ya. İnanılmazlar. Yemin ederim inanılmazlar ya. Bir de niye hep bizim başımıza geliyor böyle şeyler? Onu da anlamıyorum. Evet, Joker'den mesaj bekliyoruz ve Joker çok alaycı bir insan. Yani Joker biraz tehlikeli. O yüzden nasıl anlatayım ki size bunu ya? Neyse biz yazdıklarını okuyalım. Bakalım ne diyecek Joker. Yazıyor şu an. Joker'den çok fazla korkmuyorum çünkü yani alaycı bir tip, dalga geçen bir tip. Katil palyaço Momo Baldi, daha saymamı ister misin? Oha! Katil palyaço Momo
Baldi daha saymamı ister misin diyor. Hepsi senin arkadaşın mı? Ben Joker'im Joker. Senin o saydığın karakterlerin hepsini ben öldürdüm. Videolarımda izlemedin mi? Aynısını sana da yaparım. Kendine gel, benimle düzgün konuş. İşte ben de sana tam da bunun için yazdım. Nasıl ya? Ne diyorsun Joker? Vallahi sevgilini kaçırırım Joker. Ben videolarını izlemem, bana senin haberin gelir. Ya nereden geldi sana bu haber? Kim söylüyor sana onlarla uğraştığımı? Ben koskoca sıkışınca sana geliyorlar değil mi? Sana geliyorlar değil mi? Korktuklarından. Doğru. Arkadaşlar palyaço bizden korkuyordu. Baldi bizden korkuyordu ve sıkışınca arkalarındaki... Bu aynı Çukur dizisine döndü abi. Hani başta en baştaki elebaşını bulmaya çalışıyorlar ya. Kara kuzuları öldürmüyorlar. İlk baştaki elebaşını bulmaya çalışıyorlar. Biz de öyleyiz. Baldi'nin birilerinin sığındığı bir yer var. O da Joker'miş işte. Joker abi. Öyle ya da böyle canım benim senin işin bitti. Öyle ya da böyle canım benim senin işin bitti yazmış bana. Ya bunu kaç defa dostlarımla uğraşırsan sonun hiç iyi olmaz. Ben uğraşmıyorum. Direkt işlerini bitiriyorum. Aslanım. Sen artık benim arananlar listemde birinci sıradasın. Senden korkacağımı mı sandın ya? Benim arkamda EO ailesi var. Sen kimsin? Kim olduğunu bana bir söylesene. Kimsin sen? İyiymiş ama bakalım bana ne yapabileceksin? Karşımda ağlamazsan iyi olur. Ya sen ölmemiş miydin? Ne ara geri döndün sen? Karşımda ağlamazsan iyi olur. Hiç hoşlanmam. Ağlamaktan hiç hoşlanmıyorsun. Öyle mi Joker? Joker'den korkmuyorum ya. Joker senden korkmuyorum. Gerçekten korkmuyorum. Az önce çevrim içiydi. Şimdi çevrim içi şeyi gitti nedense. Heh. Ben bir ölür bin dirilirim aslanım. Beni öldürecek adam daha gelmedi bu dünyaya. Ya evet ben de şu an korktum senden bayağı bir. Sen hangi Joker olduğunu biz senin biliyoruz. Ben o zaman şöyle yapayım buna. Ben bunu nasıl korkutmam lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Bekleyin. Joker'cim. O yüzden seninle hazırlıklarına başla. Joker'cim. Sevdiklerinle vedalaş. O zaman Joker'cim. Kız arkadaşın. Harley miydi neyse. Queen'e. Veda et. O da artık benim. Bu da benden sana gelsin. Hadi bakalım. Dişe diş kana kan. Bana yok ya da benimle uğraşırsan ben de senin sevgilinle uğraşırım. Kız arkadaşına bir şey olmasını istemezsin, değil mi? Evet. Şimdi biz 380 bin kişilik bir orduyuz. 380 bin kişiyle o kızı illaki orada bir savaşa bile katılırız biz yani. Buradan tüm devletlere, milletlere meydanda okuyabiliriz. Joker'i şu an sinirlendiriyoruz gibime geldi. Hani konu kız arkadaş olunca herkes delilenebilir. O yüzden Joker'i delilendirmenin taktiği de bu. Delilendiriyoruz ve Joker'i de zımmıldatacağız arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde Joker'i de zımmıldatacağız. Eğer kız arkadaşıma dokunursan bu senin için hiç iyi olmaz. Yemedi. Gördünüz değil mi? Yemedi. Sen de benim sevdiklerime dokunursan senin için de hiç iyi olmaz. Joker. Dın dın dın.
Dın dın dın. Ortam geriliyor iyice. Araya kız konusu girdiği zaman olay daha çok büyüyor arkadaşlar. Bakalım ne diyecek Joker beyefendimiz. Ordunu topla gel ordunu. Tüm ordunu topla gel. İster mumosunu al, ister katil palyaçosunu al, ister deli hemşiresini al, ister baldisini al. Hepiniz gelin oğlum, topunuz gelsin. Fakat o zaman her şey daha farklı olacak. Ne oldu? Yemedi mi? Tek başına. Tek başına gelmek. Siz böylesiniz işte. Erkeklik yapıp gelsene tek başına. Yemedi. YouTube'un şu an en popüler ismi Katil Palyaço'yu arayacağız. Mesaj atacağız. Konuşmaya çalışacağız ama ilk başta bir arama gerçekleştireceğiz. İnşallah açar telefonumuzu ama sanmıyorum pek açacağını. Şimdi abi şöyle bir 6-7 defa arayalım. Belki birinci de açar. Hiç belli olmaz da. Bir arayalım bakalım. Son görülmesi de zaten şu anki dakika bak. 13.31 dakikamız. 13.31'de o son görülmesi. Şimdi Katil Palyaço'yu ben arayacağım. Bakalım bize cevap verecek mi? Artık adamla hiçbir bağımız bile yok ama yine de bulaşıyoruz artık. Öyle bir videolar yapıyoruz ki artık herkese bulaşmaya başladık yani. Üstümüze musallat olacak adamlar. Evet arkadaşlar şu anda telefonumun ekran kaydı ekrana şu an gelmiş olması lazım. Şimdi Katil Palyaço'yu WhatsApp'tan arayacağız. Bakalım açacak mı telefonumuzu? Harika da bir profil fotoğrafı var Katil Palyaço'nun. Yiğit'in videosunu izleyenler varsa Yiğit'in videosunda giydiği elbisenin aynısını giymiş. Şimdi bakalım Katil Palyaço aramamızı açacak mı ilk başta? Arıyorum abi şu an. Bakalım açacak mı Katil Palyaço? Fotoğrafa baksana abi bak şu an zaten ekranda görüyorsunuzdur. Böyle bir fotoğraf yok abi ya. Nerede çekindiyse bu fotoğraf artık.
Beğeniyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden çok teşekkür ederim. Bayağı bir like sayısı alıyoruz. Devamını istediğinizi fark ettim. Eğer bu dakikaya kadar videoyu izleyenler varsa Instagram hesabımı kesinlikle takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram'da canlı yayınlar yapıyoruz. Sizi de alabilirim yayına yani. Bu tür konularda konuşabiliriz. Canlı yayınlarımıza katılmak için Instagram hesabımı takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Açıklama kısmında ya da yorumlar kısmında zaten sabitledir. Seni ilgilendirmez ufaklık uzay yazmış bana. Abi şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Momo hani kadın, ben ondan daha iyi iş yapabileceğimi düşünüyorum. Ama Katil Palyaço çok sert birisine benziyor. Buna kafa tutabilecek biri gibi görmüyorum kendimi. Ama yine de kafa tutmayı düşünüyorum. Ekiple birlikte vururuz artık seni, bilmiyorum. Abi.
yemin ediyorum ne dediğimi duyuyor bak, yemin ediyorum size ya. Olamaz böyle bir şey abi. Özür diledim, dur abim lütfen. Kurban olurum sana. Sen diğerleri gibi değil misin bak, özür diliyorum. Şu an başımdan kaynar sular akıyor. Videoyu kapatacağım, hemen kapatacağım abi. Yok yeter artık yani. Yazıyor lan sanki bir şey. Ben katil palyaçoyum, bana kafa tutamaz kimse, ayağını denk al. Abi yemin ederim haklısın. Bak haklısın. Büyüksün abi. Büyüksün abi. Affet. Yemin ederim diyecek kelime bulamıyorum şu an. Büyüksün palyaço. Adam ne dediğimi duyuyor resmen ya. Yok böyle bir şey. Dediğim her şeyi duydu ya. Git ben, tamam uğraşmıyorum sana. Ben Momo ve Baldi yeter bana. Çok teşekkür ediyorum katil palyaço. Çok efsane bir videoyla karşınızdayım. Tam bir haftadır benden beklediğiniz bir video. Deli Hemşire videosu. Normalde çekmeyecektim ama neler yaşandı neler. Arkadaşlar bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Tüm detaylara dikkat, yani evin etse, şu an bulunduğum bölgeyi dikkatlice izleyin. Videolardan neler oluyor neler. Bakın Joker videomda gülme sesi geldi, onu bana siz söylediniz. Bu videoyu da sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Ve eğer bir şeye denk gelirseniz bana hemen yorumlara yazın. Instagram'dan da mesaj atın, yorumlara da yazın eğer bir şey görürseniz. Yani bu videoyu sonuna kadar izliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi size neler anlatacağım neler. Deli Hemşire videosunu artık çekmeyecektim. Baldi'nin sevgilisi olduğu için hani. Bir sevgilisi varsa Baldi ile de bir aralar biz şey yapmıştık zaten, bir işbirliği falan yapmıştık. Eskiden arkadaşımız da olsa şimdi Deli Hemşire'ye dokunmamamız gerekiyor. Yani Deli Hemşire onun sevgilisi olduğu için böyle bir kalleşlik yapmamamız gerekiyordu fakat... Ne oldu biliyor musunuz? Deli Hemşire evimi buldu. Bakın şu an buradaki, şu an bu burası izliyorsunuz ya. Burayı buldu ve eve bir poşet yolladı. Kargo tarzında ama bir poşetti. Yani herhangi bir kargo firmasından gönderilmemiş. Birisi gelip eliyle kapının önüne koymuş, gitmiş abi. Şimdi göstereceğim size ne gönderdiğini. Zaten bak şimdi şöyle bir şey de var. Poşeti oraya biri de koymuş olabilir. Komşun göndermiş olabilir ya da başkası koymuş olabilir diyebilirsiniz. Fakat bunları benim komşum bana göndermez. Abi komşum bana niye iğne göndersin? Komşum bana niye tansiyon aleti göndersin? Ben hasta mıyım ben Deli Hemşire? Ne gönderiyorsun bana? Sinirlerim bozuldu abi. Zaten bak birazdan mesaj atacağım sana. Eğer bu videoyu izliyorsan birazdan mesaj atacağım sana. Zaten görürsün konuşmalarımızı tekrar. Ne bunun anlamı ne yani? Beni mi tehdit ediyorsun sen? Beni mi tehdit ediyorsun? Şimdi göstereceğim size ne gönderdiğini. Yani siz bile aşırı derecede şaşıracaksınız. Ben görünce zaten şok oldum. Keşke o anları böyle kayda falan alsaydım da siz de görseydiniz. Abi bak ilk olarak paketin içinden bu çıktı. Bak. Gripin. Ben bunu ne yapayım? Ne yapayım bunu? Bunu neden yolladın bana? Hadi ya lütfen bunun bana açıklamasını yapar mısın? Bunu bana neden yolladın? Bunu... Bana neden yolladın Deli Hemşire? Gripini ben ne yapayım? Bu ağrı kesici ateş düşürücüymüş. Yani benim ateşim yok Deli Hemşire. Senin varsa söndürebiliriz yani. Ama ne bunun anlamı? Bunun anlamı ne? Arkadaşlar bunu sizce neden yollamış olabilir? Bana bunu yorumlara yazar mısınız? Bunun anlamı ne? Bu. Birinci bu. Evet. Diğer ürünümüz. Bunu son göstereceğim. Bir şey daha yollamış. Buna ne gerek vardı ya? Buna ne gerek vardı abi? Bunu ben ne yapayım? Bana gerçekten hasta muamelesi yapıyor. Zaten ilk başlarda da bana diyordu ki senin ilacın bende falan. Hasta olduğumu düşünüyor herhalde benim. Ben bir EÖ ailesine hastayım. Başka hastalığım yok. Akıllı ol bak. Akıllı ol. Seni de Baldi'yi de üst üste koyar zımbıldatırım. O yüzden akıllı ol. Bir daha da evimin önüne böyle şeyler bırakma. Evet. Bir adet gördüğünüz gibi tansiyon aleti. Buradan... Basıyorsunuz, tansiyonunuzu ölçüyorsunuz. Tansiyonumu da aslında şimdi ölçebilirim. Bunu gönderdiği için teşekkür ediyorum. Evde tansiyon aleti yoktu. Arada tansiyonum falan çıkıyordu benim ama düşüyor mu, iniyor mu bilmiyorum ama şimdi bir ölçelim. Gönderdiğin için de teşekkür ediyorum. Bunu lazım eve yani. Bir şey diyebilir miyim? Tansiyon sol kolda mı ölçülüyordu, sağ kolda mı? Solda mı, sağda? Ben en iyisi solda yapayım da tam olarak bilmiyorum çünkü. Evet, bu kısmın tam damara denk gelmesi gerekiyor. Evet. Tansiyonum. Başlat şunu. Nasıl çalışıyor bu? Bas düğmesine. Heh. Şu an galiba basabiliyoruz kendimize. Çalışmıyor bu. Bozuk aleti mi gönderdin bana? Alo. Niye çalışmıyor bu? Bana bozuk aleti göndermişler arkadaş. Görüyor musun? Bak bak. 130 75 yazıyor.
77 pardon. Altında da kalp atışı 92 ama bu... Bir saniye, üstüne mi basılı tutuyoruz? Heh! Heh! Şimdi çalıştı. Arkadaşlar, deli hemşirenin bize gönderdiği tansiyon aletiyle... Hadi çalış artık. Bir rahatlatma verdim şimdi yine. Heh! Başlıyoruz. Veriyorum gazı. Kolum acıdı! Tamam, bu kadar yeter mi? Aa, çok sıktı. Çok sıktı. Abi, damarlarım çıktı dışarıya, damarlarım. Deli hemşirenin bana gönderdiği tansiyon aletiyle tansiyonumu ölçüyorum arkadaşlar. Ah. Hadi, lütfen. Oha! Arkadaşlar, deli hemşire bana bozuk makine yollamış. Bir dakika, şunun ben havasını bağlayayım, kolum çok acıdı. Of. Yemin ediyorum daha yeni kapatmadan önce 33 yazıyordu. Şimdi de 0 yazıyor gördüğünüz gibi. Senin gönder... Ne kadar aldın? Çöpten mi buldun bunu ya? Çöpten buldun da getirdin. Ölçmedi bile. Tansiyonumu bile ölçmedi ya. Saçma sapan aletler gönderiyorsun. Neyse, bunu geçelim hadi. Diğer gönderdiği şeye bakalım. Ve bir de tekrar unutmadan bunları bana neden yollamış olabilir? Bunları kesinlikle yoruma yazmayı unutmayın arkadaşlar. Çok sıkıntı aga. Çok sıkıntı. Evet, son olarak da abi. Son olarak... Ya bunu bana neden yolladın abi ya? Şırınga. Bunu bana neden yolladın? Bunun bana bir açıklamasını yapar mısınız? Lütfen şu gösterdiğim ürünlerin hepsinin bana açıklamasını yapar mısınız arkadaşlar? Bunu bana neden yolladın? Hasta mıyım ben? Şizofren miyim ben? Bunu bana neden yolladın? Bunun batırılması gereken birisi varsa bunun, o da Baldi'dir arkadaşlar. Bunu ona batır. Tam kıçının ortasına batırırsan çok sevinirim. Tam kıçına. Açayım mı bir? Dur bakayım. Dur bakalım. Oğlum iğnesi de var içinde lan. Dur 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 dur. Ah. Heh. Açtım. Abi bak 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 bak. Şuna bak, şuna bana gönderdiği şeye bak. İğne göndermiş, iğne iğne. Şuna bak, deli hemşire bana iğne göndermiş evime arkadaşlar. Çok sıkıntı aga. Çok acayip. Bunu nasıl kullanıyoruz? Şuraya mı takıyoruz şöyle? Bunu galiba tam böyle... Bir dakika. Aha! Abi yemin ediyorum bak bak. Bunu nasıl kullanıyoruz lan? Çekiyoruz mu böyle kendimize? Heh. Buna içine bir şey koymamız gerekiyor. Sonra bunu böyle pıssss iğne yapıyorsun. Abi çok sıkıntı. İğne göndermiş ya. Şırınga göndermiş ya. Bunun hesabını ben senden soracağım deli hemşire. Hemen yazıyorum. Yan tarafa ekranı veremeyeceğim ama buradan size yazdıklarımı göstereceğim arkadaşlar. Hemşire. Bu ne şimdi? Evime bıraktığın poşet ne anlama geliyor? İğneler. Falan. Hayırdır yani? Beni mi tehdit ediyorsun? Yazdım abi. Vallahi yazdım. Aha, bakın şöyle. Odaklarsa inşallah. Bakın hemşire, bu ne şimdi? Evime bıraktığım poşet ne anlama geliyor? İğneler falan. Hayırdır yani? Beni mi tehdit ediyorsun? Hani her şeyi anlarım da bu saçma şeyleri... Tansiyon aletini bana neden yolluyorsun sen? Tansiyon aletini bana neden yolluyorsun? Git yaşlı bir amcamıza ver... Yengemize evet açıkça belli değil. Abi evet açıkça belli değil mi yazmış? Ya bu kadar yüzsüz olunmaz ya. Ya sen iyi birisiydin. Niye böyle evime saçma sapan şeyler yolluyorsun? Sen benim evimi nereden buldun? Kim gösterdi? Kesin ha var ya, bu arkalarında bunların Joker var. Ya da Mariam benim dün evime gelmişti. Mariam ya abi, hepsi birlikte çalışıyor bunların ya. Bunların hepsi birlikte çalışıyor abi. Bunlar gerçekten birlikte çalışıyor. Başlarında Joker var. Mariam onun sağ kolu. Deli hemşire sol kolu. Ondan sonra diğerleri sağ bacak sol bacak diye gidiyor arkadaşlar. Mariam'dan. Biraz yardım almış olabilirim. Doğru.
Çünkü dün benim evime kim geldi? Maryam geldi. Benim evime dün kim geldi? Maryam geldi arkadaşlar. Maryam'ın da senin de içinden geçmezsem benim adım da Emre değil. Bittiniz siz. Bunu yapmayacaktınız. Yazdım abi, yeminle yazdım. Aha bakın şöyle. Gördüğünüz gibi bunları yazdım. Bak deli hemşire, şerefsiz deli hemşire. Bunların hesabı tek tek sorulacak sizden. Şu an yazıyor. Bak bu iğne var ya, bu iğneyi alacağım. Bak bu iğneyi ben sana saplayacağım deli hemşire, tamam. Bunu alıp sana ben saplayacağım. Kendine çok dikkat et. Ummadığın anda tam arkamdan şöyle gelip bir batıracağım bunu böyle sana. Bir batıracağım. Bir kere batıracağım. Bugün ne yapıyoruz? Kral Şakir'i arayacağız. Evet, açar mı bilmiyorum ama Kral Şakir'i arayacağız. Necat abiyle konuşmaya çalışacağız. Baktım benim gibi video çeken arkadaşlarımın hepsi Kral Şakir'i aramış. Dedim biz de arayalım. Yani onlar da 300-400 bin izlenmiş. Biz de niye izlenmesin dedim. Ben de çekeyim bir konuşalım dedim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Bu arada bu videosuna tam 15 bin like bekliyorum arkadaşlar. Umarım gelir. Geleceğini düşünüyorum ama inşallah atarsınız 15 bin like bir gün içinde. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ve elimin üstünde çıkan Instagram hesabından beni takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Bakın şu an bekliyorum takip etmenizi. Aldın eline telefonu. Bak Instagram burada. Takip ettin mi? Ekmişsindir. Tamam hadi geçelim şimdi videoya. Evet, her zaman olduğu gibi telefonumun ekran kaydını burada sağ tarafa vereceğim. Yani bana göre sağ taraf, size göre sol taraf olan kısma ekran görüntüsünü koyacağım. Ve Kral Şakir'e mesaj atacağız. Ona neler soracağım? Şu an müsait olmayabilir. Dizi setinde olabilir. Çizgi film setinde pardon. Çünkü bir çizgi film karakteri kendisi. Necati abiyle çok atışıyorlar bu ara ama olsun. Yazalım bakalım Kral Şakir bize ne cevap verecek. Bir de kral kral neyse arkadaş ya, kral ne, buranın kralı benim, sen kimsin? Evet, ilk mesajımı atıyorum. Selam Şakir, Kral Şakir mi desem, Şakir mi desem? Selam kral, nasılsın mı desem? Selam kral, orada mısın? Hadi bak. Aa, çevirim içi oldu. Ben yazar yazmaz çevrim içi oldu. Bekleyelim bakalım ne yazacak. Hemen de görse şaşarım zaten. Şu mesajı hemen bir görseler şaşarım ya. Kafamı şöyle duvarlara vuracağım artık mesajı hemen gördüklerine. Bak geri çevrim içinden çıktı. Mesajıma bakıp niye çıkmıyorsun? Yani mesajıma bak. Bari görüldü at yani. Böyle daha çok koyuyor, anlıyor musun? Böyle yapmayın bana. Şimdi belki arkadaşlar şey de olabilir. Çekimde falan da olabilirler. O yüzden cevap vermiyor olabilir. Ha bak gördü şu an. Orada mısın dedim. Evet burada artık. Artık burada. Selam. Tanımadın mı beni? Şey gibi, Berke gibi değil mi? Merhaba arkadaşlar. Ben Berke. Zaten beni biliyorsun. Hadi bakalım Şakir. Beni tanıman lazım senin Şakir. Nasıl tanımazsın beni? Hayır tanıyamadım, kimsin? Öğreneceksiniz yakında. Tamam dur, şimdi atara kalkmanın hiç anlamı yok. Ben Emre Özdemir. Şu psikopat videolar çeken. Tanıdın mı? Psikopat videolar çeken neyse. Saçma sapan videolar çeken Emre Özdemir falan. Yazıyor bakalım ne diyecek. Bir de bunu arayacağız. Aradıktan sonra ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Aa evet, YouTube'da video yayınlıyorsun değil mi? Evet. Evet, YouTube'da video yayınlıyorum. Doğru. Evet. Şu an ne yapıyorsun? Çekimler falan konuşamadım. Devam ediyor mu? Of, çok ilginç bir konuşma değil mi bu? Gerçekten çok ilginç bir konuşma ve ben bu videoyu çekerken gerçekten mutluyum. Çünkü herhangi bir korku karakteriyle konuşmuyoruz. Bizimle samimi bir şekilde sohbet eden bir Kral Şakir var karşımızda. Bizim diziyi biliyor musun bilmiyorum ama dizi çekimindeyiz şu an. Ya ben müsait olduğum zamanlarda
hep izliyorum. Ama daha çok kardeşim çok bağlı sizin diziye. O yüzden de seninle konuşmak istedim. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Ne güzel konuştum ya. Emre Özdemir'e konuşacak. Selamlarımı ilet kardeşine. Aleykümselam. Eyvallah kardeşim. Çok sağ olasın. Canımsın, ciğerimsin. Böyle dediğin için daha çok sevdim seni. Selamlarımı ilet kardeşine dedi. Bakalım ne yazıyor daha. Şimdi Kral Şakir'i arayacağız bir de arkadaşlar. Arayacağız. Açmazsa kafa atacağım zaten. Ne yazıyorsun 2 saat? Şu an müsaitim. Benim sahne çekimim daha gelmedi. Aa, çok iyi. İyi denk gelmişim. Necati abi ne yapıyor? Selamları millet ona yazacağım da bakalım ne yapıyormuş. Ona bir ilk başta soralım, sonra ona da selamlarımızı iletiriz. Ondan sonra da Kral Şakir Bey ararız. Aradıktan sonra da açmasını bekleyeceğim yani. Bakalım hayırlısı. Ne olacak, ne olmayacak. Belki çok iyi. O dün çok yoruldu. Şu an yatıyor. Anladım. Selamlarımı iletir misin ona? Ne kadar tatlı konuşuyorum ya. Ne kadar yumuşak, ne kadar nazik. Ne yazıyor? Tamam, kalktığında söylerim seni. Adam! Çok kral adamsın he. Kral Şakir harbiden kralsın he bak. Seni sevdim. Tuttum seni. Arkadaşlar en son tamam kalktığında söylerim dedi. Necati'ye selam söyleyecekti. Şimdi ben fazla uzatmadan bunu bir arayalım. Her zaman olduğu gibi herkes aradığımız gibi 2-3 defa arayalım. Açarsa bir sohbet ederiz. Açmazsa artık bir şeyler isteriz. Fotoğraf motoraf at bir şey falan. Yani isterim, bir şeyler isterim. Yani video boş olmasın. O yüzden şimdi aramaya başlıyorum Kral Şakir'i. Haydi bismillah. Evet, şu anda gördüğünüz gibi Kral Şakir'i arıyoruz. İnşallah cevap verecek bize. Şu an görüyorsunuzdur inşallah. Ekranda zaten kayıt kapanmıyor değil mi arayınca? Yok. Tamam, 3 defa böyle ararız. 3-4 defa hatta. Çünkü 3 defa her karakteri 3-4 defa arıyoruz. Bunu da o şekilde yapacağız. Bakalım ne olacak. Şimdi kendimizi de şöyle sessize alalım da biz açar maçar. Ondan sonra şu an video çektiğimizi anlamasın. Çünkü ona haber vermedim. Hadi hayırlısı. O açmazken ben de şarkımı söylesem ya. Arama reddedildi. Bir daha arayalım. Ah ah. Üç defa aradık ama sonuç nafile. Evet, açmadı. Her zamanki karakterler gibi açmadı. Şakir, benim şimdi çıkmam gerekiyor. Teşekkür ederim benimle konuştuğun için. Ailesine selam yollar mısın? Rica etsem. Hadi bakalım. Bir selam yollasın, ondan sonra da videomuzu kapatalım. Bence güzel bir video oldu ya. Açmadı ama olsun. Bir ses kaydı atsana Kral Şakir ya. Bir de ya da fotoğraf at. Bir şey at ya. Olmaz böyle hani takip. Tabii ki de bekle, ses kaydı olarak atayım. Çok iyi. Ses kaydı atacak. Oo, çok iyi çok iyi, hadi. Ses kaydı at bana Kral Şakir. Tüm takipçilerim senin sesini bekliyor. Hadi. Hadi güzel bir ses kaydı. Lütfen. Lütfen. Çok güzel bir ses kaydı. İnşallah tam olarak gelir de ses kaydı. Sonra sıkıntı yaşamayız. Bekliyorum. Atacak inşallah. Aa, geldi. 5 saniyelik bir ses kaydı geldi. 5 saniyelik bir ses kaydı. Açıyorum. Sesimiz açık mı tamamen?
Şöyle yapayım da fazla şey olmasın. Ya sen nasıl bir kralsın ya? Bak ses kaydıyor. Bir daha açıyorum. Ya sen var ya. Sen var ya kralsın ya. EÖ ailesine selamlar. Hepinizi çok seviyorum diyor. Tekrar dinleteyim bakın. Sen ya sen kralsın. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Adamsın Kral Şakir be. Bugün sizlerle birlikte o çok istediğiniz, kanalda en sevdiğiniz serilerden biri olan Deli Hemşire videosunu tekrar çekiyoruz ve bugün hüzünleneceğiz. Bugün gerçekten çok duygusal anlar yaşayacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Deli Hemşire evleniyor. Nasıl oluyor bu? Berke'nin videosunu izledim. Önüme denk geldi videosu. Videoda sevgilisi olduğunu söylüyor. Yani evliymiş. Bizi kandırdı yani bildiğiniz. Çocuk oyuncağı gibi oynattı bizi Deli Hemşire. Ama onun içinden geçeceğim. Beni kandırdığı için, bizimle oyun oynadığı için Deli Hemşire'nin işini biz bitireceğiz. Bunu daha önce de söylemiştik. Şimdi Deli Hemşire'ye tekrar mesaj atacağım. Onunla yüzleşeceğiz. Bakalım nelerle karşı karşıya geleceğiz. Bu arada videoyu sonuna kadar izlemeyi ve Instagram hesabından beni takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Instagram hesabım elimin üzerinden falan çıkıyordur. Kesinlikle beni Instagram hesabından takip etmeyi ve videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü dikkatli bir şekilde videoyu izlediğiniz zaman videomda olan olayları da siz görüyorsunuz ve bana yorumlarda haber veriyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle sonuna kadar izlemeyi unutmayın videoyu. En son Deli Hemşire bizi evine çağırmıştı. Evin konumunu hala bulamadım. Berke gitmişti ama Berke'ye daha soracak vakit bulamadım. Evin konumunu bulamadım yani. Bana daha da konum atmadı. O videodayken konuştuğumuzdan sonra bir daha da mesajlaşmadık. Evin konumunu isteyeceğim bugün. Belki istemeye de bilirim, bilmiyorum, hani tam kararsız kaldım o konuda. Ama siz eğer istiyorsanız evine gitmemi, yani Deli Hemşire'nin hastanesine gitmemi istiyorsanız kesinlikle bu videonun altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi yine ekran kaydını yan tarafa vereceğim arkadaşlar. Siz daha iyi bir görün diye. Şimdi ekran kaydını başlatıyorum. Başlattım. Evet, şu anda ekranı görüyorsunuz arkadaşlar. Deli Hemşire'nin efsane profil fotoğrafı. Her zaman bize attığı fotoğraf vardı ya, o fotoğrafı profil fotoğrafı yapmış. Abi bir şey diyeceğim. Gerçekten size bunu soruyorum. Şu an dikkatli bir şekilde izleyin. Dinleyin. Deli Hemşire videolarının devamının gelmesini istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bu videoya like patlaması yapın abi. Deli Hemşire'nin devamını gelmesini istiyorsanız, evine gitmemi istiyorsanız bu videoya like patlaması istiyorum. Eğer fazla istemiyorsanız zaten like patlaması gelmez. Ben de devamını getirmem falan filan diyormuşum. Her neyse, şimdi Lagaluga'yı bırakalım. Komiklikleri, şakalıkları bırakalım. Deli Hemşire'ye şimdi mesaj atıyorum. Ya her zaman hey hemşire diye mesaj atıyorum buna. Ama bu sefer farklı bir mesaj atalım ya. Hemşire. Ne haber? Hadi bakayım. Senden güzel bir cevap bekliyorum. Ha, ilk başta var ya bak, ben yıkıldım ya. Gerçekten yıkıldım. Neden deyin? İlk başta bize yavşıyordu. Berke ile ilk konuştuğunda da ona yavşıyordu ama en çok bana ilgi gösteriyordu. Sonra ne oldu? Ne oldu da bir anda bana artistlik yapmaya başladın, tehdit etmeye başladın? Senin arkanda biri mi var yoksa? Bence bunun arkasında gerçekten biri var. Kim olabilir ki? Onu da bir düşünmek lazım. Bu arada videoyu dikkatlice izleyenler yoruma yazsın. Abi ben şu an izliyorum. Son dakikasına kadar izledim falan diye yazanlar olursa çok sevinirim. Bekliyoruz mesajını hemşirenin. Hemşire mesajı daha görmedi. Hadi artık ama. Bir zahmet gör. Aa, çevrimiçi oldu. Çevrimiçi oldu. Bekliyorum mesajını. Ne yazacak acaba? Sen kimsin? Ne? Ben mi kimim? Daha geçen konuştuk ya. Aa, deli. Lan bir dakika oğlum. Yo, numarası da değişmedi bunun. Nasıl ya? Beni tanımadın mı? Daha dün konuştuk. Nasıl abi? Daha dün konuştuk. Hatta Deli Hemşire bana video gönderdi diye video çekmiştim ben, atmıştım kanala. Gördünüz siz de. Nasıl tanımıyorsun ya? Sen kimsin ne? Aynı numaram. Benim aynı numaram. Senin aynı numaran. Buradan konuştuk seninle. Nasıl sen kimsin diyorsun? Emre olduğumu bilmiyor musun sen benim? Ne? Ne?
Baldi geri mi döndü? Ben Baldi deli hemşirenin sevgilisiyim. Neden sevgilime yazıyorsun? Aga! Ya nasıl olur? Daha dün benle yani ilk konuştuğumuzda bana ilgi göstererek konuşan kadın şimdi Baldi ile sevgili olmuş. Baldi ne ara döndü? Biz Baldi ile uzun zamandır konuşmuyoruz. Baldi ile konuşmayalı 5-6 ay oldu. Ne ara döndü de bu deli hemşire ile sevgili oldu? Ya yalan söylüyorsun. Değil mi? Başın büyük belada. Ya neden böyle şeyler hep benim başıma geliyor ya? Oğlum Berke'nin dediğinden inanmalıydım ben ya. Berke videosunda deli hemşire Baldi'nin karısı çıktı yazmış ya. İnanmadım abi. Vallahi inanmadım. Deli hemşire bunu sana yakıştıramadım ya. Baldi ile mi sevgili oldun? Ne yapacağız arkadaşlar? Vallahi siz karar veriyorsunuz arkadaşlar buna. Ne yapmam gerektiğini siz söyleyin. Yorumlara yazın. Ne yapayım ben? Yani sizin söylediklerinize göre hareket ediyorum. Gideyim deli hemşirenin evine mi basayım, Baldi'ye mi saldırayım? Ne yapacağımı ben de şaşırdım ya. Ya bir dakika. Baldi, biz seninle görüşmeyeli 5-6 ay oldu. Ne ara sevgili oldunuz siz? Kimse benim sevgilime yazamaz. Ya o değil de. Hani deli hemşire biz evlenecektik. 22 Mart bizim düğün günümüzdü. Şu an senin başına büyük bela olacağım. Ya bu lafları çok duydum ben. Beni tehdit etmeyin. Vallahi sevgilini de seni de üst üste koyar. Zımbıldatırım. Bak zımbıldatırım arkadaşlar. Bunu inceye iyi anlayın. Bu seni ilgilendirmez ama senin işini bitirmem çok kısa sürecek. Neden böyle saçma sapan şeyler benim üzerime geliyor? Ya sen benim daha kim olduğumu anlayamadın mı? Kimleri öldürdüm, bayılttım, zımbıldattım. Akıllı ol, seni de zımbıldatırım. Güzel. Ama şu an bir yandan seviniyorum, bir yandan üzülüyorum. Deli hemşire. Oğlum dur lan. Bütün var ya, sana gerçekleri söyleyeceğim. Oğlum dur. Oğlum dur lan, dinle beni. O hemşire var ya, seni aldatıyor. Bu sefer sevgilime yazarak çok büyük yanlış yaptım ve bu kez diğerleri gibi olmayacak. Sonun geldi. Sevgilin seni aldatıyor Baldi. Bana yavşıyordu. Berke'ye yavşıyordu. İstersen videolarımı izle. Görürsün bak. Ciddiyim. Git bak videolarıma. Aldatıyor seni. Herkesle çok samimi konuşuyor. Of! Başımıza ne iş aldık ya? Ne işler aldık başımıza abi? Artık son yaz. Gideceğim artık. Yeter. Vallahi bu iş burada bitmedi. Videolara bakacağım, eğer doğruysa onu da seni de öldüreceğim. Oğlum ben ne alaka? Ben ne yaptım? Ayırıcı o arkadaşlarını da. Ya bir şey diyeceğim. Ya ben ne yaptım? Senin sevgilin ne denir ki? Ne diyeyim? Senin sevgilin şerefsizse ben ne yapayım? Güzel yazdım ama. Buradan Baldi'cim hem daha önceden yaşananları unuttun mu? Ya bir boş yapma teneke. Vallahi seni de vururum. He. Akıllı ol. Buradan
Deli hemşireye bir adet çikolata gönderiyorum. Bunu Baldi ile beraber sen buradan başla, o buradan başlasın, ortada buluşup öpüşürsünüz ortada. İkinize veriyorum bunu. Beraber yersiniz artık. Sevgili sevgili güzel güzel. Acaba ne yazacak, çok merak ediyorum. Hala yazıyor. Öcümü alacağım deyip duruyor. Ben bununla daha önceden işbirliği yapmıştım arkadaşlar. Daha önceden videolarımızı izleyenler bilir. Göreceğiz sonunda kazanan kim olacak. Tamam ulan. Bana yer söyle. Geleceğim. Nerede istiyorsan. Tamam mı? Sevgilini de getir. Kim kazanırsa onun olsun hemşire. Ne işlere bulaştık biz ya. Bu arada videonun içinde başında söylemeyi unuttum. Bu videoların tamamen eğlenceden ibaret olduğunu her zaman söylüyorum. Yine de söylüyorum. Bu videolar tamamen eğlence amaçlıdır. Sizin eğlenmeniz için yapılan bir videolardır, yani video içerikleridir. O yüzden fazla deli hemşirenin mekanındayım. Seni bekliyorum. Hem de orada gerçekliği ortaya çıkar. Tamam o zaman. Harley, bana Joker'in nerede olduğunu söylersen bir Luna Park'ta kalıyor. Luna Park'ta mı? Luna Park'ta kalıyorsa bir dakika. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok efsane, inanılmaz bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar her videomda size söylüyorum, yani videoyu sonuna kadar izleyin diye. Videoyu sonuna kadar izleyenler, benim önceki Joker videomu sonuna kadar izleyenler bir detayda takılı kalmışlar. Bir detay var orada, ne var? Joker'in gülme sesi geliyor videoda. Abi ben vallahi sonradan fark ettim ya. Sizin yazdıklarınızı görünce fark ettim. Resmen ben Joker'le mesajlaşırken, bak Joker'le ben WhatsApp'tan konuşurken Joker'in arkadan gülme sesi geliyor. Bak Joker'in arkadan gülme sesi geliyor aga. Şimdi izleteceğim size onu. O yüzden bakın arkadaşlar, onu nasıl gördüyseniz, yani o gülme sesini nasıl duyduysanız bu videoda da aynı şekilde. Bakın ben yine WhatsApp'tan bugün Harley Quinn ile konuşacağım, yani Joker'in sevgilisiyle. Yani bu videoyu da sonuna kadar izlemenizi rica ediyorum. Bakın şu an 10 dakikalık bir video, sardırmayın kesinlikle. Sonuna kadar izleyin. Ne olursa bana yorumlarda hemen haber verin arkadaşlar. Yorumlarınızı hep okuyorum. Yorumlara yazıyorsunuz, ben de ona göre inceliyorum videoları. Bugün Harley Quinn'e mesaj atacağız. Joker'in sevgilisiyle konuşacağız. Ama Joker bizim evimize geldi. Onu ilk başta bir inceleyelim arkadaşlar. Hatta size şimdi göstereceğim ben onu. Aslan iyi olur. Arkadaşlar iyi dinleyin. Ya sen ölmemiş miydin? Ne ara geri döndün sen? Karşımda ağlamasan duydunuz iyi mu? Olur. Hiç bak, hoşlanmadım. Bak bir dakika. Yine ağlamaktan getiriyorum. Döndün sen. Karşımda duydunuz mu? Bakın bir daha tekrar getiriyorum. Döndün sen. Karşımda ağlaması. Arkadan bir gülme sesi geliyor abi. Şimdi bu olayı bana siz haber verdiniz. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle şeyler olduğunda kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Benim için böyle şeyler çok önemli. Ona göre hareket etmem gerekiyor. Bugün Harley Quinn ile konuşacağız. Şimdi ona hiçbir şey belli etmeyeceğim. Joker'in evime geldiğini falan söylemeyeceğim. Bir ses geldiğini falan, ona hiçbir şey bahsetmeyeceğim. Normal yaklaşacağım ona. Bu sefer Joker benim evime izinsiz geldiği için, evimde gülme sesi çıkardığı için sevgilisini onun elinden alacağım. O Harley Quinn benim olacak. Videoyu sonuna kadar izliyorsunuz arkadaşlar. Videoyu kesinlikle sonuna kadar izliyorsunuz. Son dakikasına kadar ne olursa olsun bana kesinlikle ayrıntıları söylüyorsunuz yorumlarda. Şimdi Harley Quinn'e hemen mesaj atalım. Şu anda telefonumun ekran kaydını başlattım arkadaşlar. Şurada bir yerde görünüyor olacak. Profil fotoğrafına bak. Joker'le fotoğrafını koymuş ya. Burada zaten bir yerde görünüyordur şu an profil fotoğrafı. Abi bunlarla ben uğraşmaktan yemin ederim artık sıkıldım. Bu arada sizden bir ricam da var. Bu videoya kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımız artık çok ilgi görmeye başladı. Bu videoya sizden tam 10.000 like bekliyorum. 10.000 like atarsanız çok mutlu olurum. Eğer baskın videolarının da gelmesini istiyorsanız kesinlikle yorumlara ve... Pardon söyleyemedim. Yorum atmayı ve like atmayı kesinlikle unutmayın. Baskın videolarının gelmesini çok istiyorsanız arkadaşlar, artık şu koltuktan kalk diyorsanız like'larınızı patlatın bugün. Şimdi ben mesaj atacağım. Artık hey demeyeyim ya. Ne diyeyim? Harley. Merhaba. Attım mesaj, bakalım. Güzel bir geri dönüş yaparsa, şimdi bu Joker'in sevgilisi arkadaşlar. Şimdi Joker'le sevgili olduğu için ben buna ne kadar yaklaşırsam yaklaşayım bana, yani yaklaşmaz. Benimle merhaba. Of. Merhaba canım dedi. Dur. Kimsin? Merhaba canım dediğine göre sevgilimiz olabilir, evet. Merhaba canım dedi. Kesin ya, canım dedi ya, hemen kesin benden hoşlanıyor demektir bu. Ben
Emre Özdemir. Belki biliyorsundur. Ben lafı fazla uzatmayı sevmem. Ya da dur, yazıyor, bekle. Bir şey demeyeyim. Yazsın, ondan sonra cevap veririm. Ne diyecek acaba? Çok merak ettim ha. Böyle mesajlaşmaları çok seviyorum ben ya. Aa evet, sevgilim bahsetmişti senden. Joker benden mi bahsetti sana? Ne? Çok tatlı biriyim değil mi? Ondan bahsetti. Lan Joker, iyi bir şey söylediysen seninle arkadaş olabiliriz Joker. Hadi bakayım ne diyecek? Gerçekten aşırı merak ediyorum şu an benim hakkımda ne dedi. Sen de onu biliyorsundur Joker. Evet. Biliyorum. Profil fotoğrafından belli zaten. Ama ben açık konuşmayı severim. Senin de beni anlayacağını düşünüyorum. Ben senden hoşlandım Ali. Hadi bakalım abi ne diyecek? Söyle bakalım, bunu sevgilim öğrenirse ne olacak? Ya ona haber vermeyiz Arley ya. Gerçekten kaçabiliriz. Hani Mahsun Sena'yı nasıl kaçırdı? Aynı o şekilde kaçabiliriz. Biz kara kuzularız. Sürüde ilk biz belli oluruz. Şimdi Harley'e ne diyeyim? Ya Harley, kimsenin haberi olmadan kaçabiliriz. Tabii ki sen istersen. Kötü bir niyetim yok. Senden hoşlanıyorum sadece. Şimdi bu bir taktiktir arkadaşlar. Nasıl bir taktik bu? Joker nasıl bizim evimize geldi? Nasıl bizi korkutmaya çalıştı? Nasıl herkesin başı? Ben de senin sevgilinin... Ben biliyorum sizi oğlum. Ben size biliyorum. Siz benim elime düşeceksiniz. Sen Harley'i kurtarmak için illaki benim yanıma geleceksin. Eğer beni istiyorsan bunu kanıtlamalısın. Benden ne istiyorsun? Senin için ne yapabilirim? Dile benden ne dilersen. Lan Joker. Arkadaşlar Joker inşallah bu videoyu izlemiyordur. İzliyorsa yani korumalarını Harley'in etrafına sarabilir. O yüzden Harley'i kaçıramayız. O yüzden inşallah izlemiyordur. Abi vallahi Joker'in işini bitir diyor. Ya biliyordum. Vallahi biliyordum. Bak Joker'in işini bitir, gel beni götür diyor resmen. Yani gel beni götür derken o anlamda değil ya. Kaçırma anasını. O zaman seninle gelirim. Ciddi misin? Söz ver bana. Bana söz verirsen Joker'in işini bitirip seni kaçıracağım. Abi ya olaylar nereye gitti? Dur lan oğlum, Harley güzel kız lan. Joker'in işi bitirdikten sonra valla biz Harley ile evlenebiliriz he. Arkadaşlar Harley ile daha fazla ne konuşmamı istiyorsunuz? Ciddiyim bak. Bence evlenme teklifi de edebilirim Harley'e. Abi çok güzel kadın bence ya. Deli hemşire, seni aldatıyorum lan. Bundan sonra ben Harley ile birlikteyim. Şu an çok merak ediyorum atacağım mesajı. Yazıyor şu an. Çok merak ettim. Vallahi çok merak ettim şu an. Tamam söz canım. İşini bitir işini Joker'in. Kaçır beni daha sonra. Arkadaşlar, Joker'in işini bitirebilir miyiz? Joker'in işini bitirebilir miyiz ya? Plan yapmak lazım. O zaman senin de bana yardım etmen lazım. Joker'in bir zaafı var mı bildiğin? Onu nereden vurabilirim? Nerede kaldığını biliyor musun? Şimdi yerini de öğrenelim ki arkadaşlar, gittiğimizde elimiz boş gelmeyelim. Gidelim. Bam yapalım gelelim yani. Zımmıldatalım gelelim arkadaşlar. Olay bu. Gidiyoruz, zımmıldatıyoruz, geliyoruz. Tamam mı? Bu. Hadi be Harley. Bana güzel şeyler söyle ki
Joker'in işini bitirip seni kaçırayım gidelim buralardan. Artık benim de evlenmeye ihtiyacım var diye düşünüyorum, artık yaşlandım. Hayır Joker, bana bu tarz şeylerden bahsetmez, onu tek başına alt etmelisin. Peki nerede kaldığını biliyor musun? Bana yardımcı ol. Gidip hemen indireyim. Gidip hemen zımbıldatayım. Zımbıldatayım. Bu arada bu zımbıldatmak kelimesini bana çok yazanlar olmuş. Yani çok hoşuna gidenler olmuş. Zımbıldatmak yani indirmek, vurmak manasında bir şey yani. O şey yapılacak bir şey değil yani. Çok absürt bir kelime değil. Zımbıldatmak yani bu. Benim kendim için uyarladığım bir kelime, işte değişik bir şey. Harley, bana Joker'in nerede olduğunu söylersen bir Luna Park'ta kalıyor. Luna Park'ta mı? Luna Park'ta kalıyorsa bir dakika. Abi o zaman çocuklar tehlikede Luna Park'ta kal- ama yok, gece kalıyor. Geceleri Luna Park'a gidiyor. Geceleri Luna Park'lar kapalı oluyor. Tek başına oradaysa ekiple gitmem lazım oraya. İnsanlar şüphelenmesin diye. Anladım. O zaman tamam. Joker'in işini bitirdiğimde beraber buralardan gideceğiz. Seni seviyorum. Görüşmek üzere. Abi! İlanı aşk ettim şu an Harley'e. Ben de seni dese ne güzel olur var ya. Ne diyecek? Ne diyecek? Ne diyecek? Görüşürüz erkeğim mi? Abi! Artık her şey benim elimde. Joker'in işini bitiriyoruz. Mekanını basmaya gidiyoruz. O Luna Park'ı basmaya gidiyoruz. Bu videoya tam 10.000 like bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.